muvaffak oldu. Bir daha da dönmedi. Belki ölmeye gitti. Geldiği yere belki de. Ama ölmeye gitti galiba. Belki 14 Allah evet hocam falan. Öyle herkesin önünde de ölmüyorlar değil mi? Yani gidip ölüm zamanları yaklaştığı zaman uzaklaşıyorlar yani. Bazıları öyle diyorlar. Bu sizce asil bir davranış mı? Yani birisinin yanında ölmeme durumu. Köpekler de biraz böyle herhalde. Öyle kedi. Diyorlar. Ben de öyle tahmin ettim. Gitti. Fakat o sırada da aldığımız ikinci bir kedi vardı. Dişi kedi. O bir sene sonra 5 yavru doğurdu. Beşi evet. de dişi olmak üzere. Beşi de dişi. Hocam kedilerden bir tanesinin ismi, sizin kedilerinizden bir tanesinin ismi aldığımız bilgilere göre Abdurrahim, Miyavüddin, i̇şte Canki Ebu Mırmır, İbni Mırınav, Hayretullah, Hayrullah, Lütfullah, Sadullah, Maşallah, Tayfur, Hatemi'ymiş. Nereden bildiniz bunu? Nereden bildim? Bayağı bir çalıştık biz buna evet. Bir diğer erkek kedinizin adı da Garibuddin, Garibuddin, Derviş, Reşat, Sabri, Şakir, Feridun, Allah'a şükür Paşazade, Hatemi'ymiş. Onu hocam çağırması zor olmuyor mu? Onu değiştirdim ama. Bunu değiştirdiniz. Hoş ne kadarını değiştirdiniz? İsmin hepsini? Şimdi şöyle oldu. Garibuddin, Derviş, Reşat, Sabri, Şakir. Ondan sonra ki kısım değişti. Abdülhannan, Abdülmennan, Hatemi oldu. Abdülhannan, Abdülmennan, Hatemi evet. oldu. Hocam kediler bu isimlerin ağırlığından bir yere böyle pof diye çökmüyorlar mı? Ama hepsini çağırırken kullanmıyorum. Severken çok hoşlanıyorum. Zaten çağırırken kedi de sıkılır yani. Abdülhannan, Abdülmen geldik, ama geldik, geldik. Anlamlı. Tamam, geldik. Ama biz geldik. Sen, bunlar öyle anlamlı isimler ki benim de böyle ensemi bu isimlerle okşasanız benim de hoşuma gider hocam yani. Bir de hatta Feridun gibi başka isimleri de var ama kısalttım biraz. Kısalttınız bu, kısalmış hali hocam. Peki.